uğultuyu engelleyebilirsek başlamak istiyoruz artık. Lütfen biz 600 saflıdır burada sessizce oturuyoruz. Lütfen sessizliğimizi koruyarak annelerimizin konuşmalarını dinleyebilir miyiz? Saftadır. İnsanlığın vicdanı hem de hafızası olarak Galatasaray'dayız. Bizler devletin güvenlik güçlerince gözaltına alınarak kaybettiklerinin aileleri ve insan hakları savunucuları olarak 27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi saat 12'de İstanbul Galatasaray'da gözaltında kaybetme gerçeğini gündemde tutmak için ülkenin en uzun erimli sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştiriyoruz. 600 haftadır ısrarla, inatla kayıplarımızı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bunların gerçekleşebilmesi için barış istiyoruz diyerek buluşuyoruz. 600 haftadır annelerin acıları kardeştir diyerek bütün annelerin acılarını acımızın üzerine koyuyoruz. Bu cumartesi, cumartesi annelerinin sesimize ses katın çağrısına Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Adana'dan Ankara'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Galatasaray'la eş zamanlı ses katılıyor. Cumartesi annelerinin dünyanın neresinde olursanız olun sesimize ses katın çağrısına bugün saat 12'de Kolombiya'dan, Kanada'dan, Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya, Köln, Berlin, Hamburg, Stuttgart'tan, İsviçre'de Bern, Cenevre, Zürih, Basel'den, Fransa'da Paris, Bordeaux, Strasbourg, Brittany bölgesinden, Danimarka'da Kopenhag'dan, İspanya Bask bölgesinden, İngiltere'de Londra'dan, Avusturya'da Linz, Viyana'dan, İsviçre'de Stockholm'dan sesimize ses katılıyor. Bugün dünyanın dört bir yanında ve ülkenin dört bir yanında cumartesi anneleriyle dayanışma sesi yükseliyor. Bu haftada her hafta olduğu gibi yalnızca kayıp yakınları konuşacak. Ama kayıp yakınlarının sayısı o kadar çok ki hepsi konuşsa buradaki etkinlik çok uzun saatler alacağı için yalnızca temsili konuşmalar yapılacak. Önce annelerimiz konuşacak. 1980 yılında gözaltında İstanbul'da kaybedilen Hayrettin Eren'in annesi Elmas Eren seslenecek bize. Kaç yıl evvel şimdiki Cumhurbaşkanı Başbakanken yanına gittik, rica ettik. O bize söz verdi ki Haziran geçsin, ben sizin işinizi ve çocuklarınızın kemiklerini bulacağım dedi. Kaç tane Haziran geçti? İşte kimse tınmadı. Artık 36 senedir benim gözümün yaşları kurudu. Araya araya canımız çıktı. Bu sona ersin artık. Bu kadar milletin suçu ne? Bu kadar pırıl pırıl çocuklarımızın suçu neydi? Hırsızlık mı yaptılar? Bir yerden mi aldılar çocuklarımızı? Niye böyle bize hakaret ediyorlar? Çocuklarımızı niye bulamıyorlar? Ne yaptıklarsa bulsunlar, attık. Tula mı çekecekler, yükecekler? Yoksa başka bir şey mi çekecekler? Ne çekeceklerse çeksinler, bulsunlar yavrularımızın kemiklerini. Biz çok bir şey istemiyoruz. Yavrularımızın kemiklerini istiyoruz. Bir an 36 sene ne demek? 36 sene. Otuz
36 senedir bunun sonu gelmeyecek mi? Ben artık dayanamıyorum, gücüm kalmadı demiyorum. Yıkılmadım, ayaktayım Allah'a şükür 36 senedir. Bütün anneler benim gibi. Allah gayret kuvvet veriyor bir taraftan. Gelen cümle arkadaşlarımıza, bize sahip sebep gelenlere teşekkür ediyorum. Artık heyecandan söyleyecek ben bunlar çok var, söyleyemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, çok değerli destekçilerimiz, biz her hafta Galatasaray'da sessizce oturuyoruz. Ne alkış ne slogan, lütfen Galatasaray'ın kurallarına uyarak oturalım. Galatasaray'da ilk oturan anne, annelerden biri. 21 yıldır bu meydanı terk etmeyen bir anne, Emine Ocak seslenecek bize. Merhaba Hakkım, hoş geldin. Ben 21 sene, 22 senedir ben burada oturuyorum. Ben çocuklarımı, arkadaşımı, gençlerin hepsini istesin ama şimdi yok. Arkadaşım yok. Gençler yok. Hani kimse arkadaşım, hepsi beraber geldi dediğimiz gibi, aklımız gibi ama yok. Nerededir? Toprağdır. Toprağdadır. Neredesin? Ne yaptı? Sözüm ne? O sizin gibi adam öldürdü. Sizin gibi öğren istedi. Sizin gibi ne yaptı? Hristiyan yaptı. Sözüm ne? Oğlum abi geldi, sözüm ne? Sözüm bana söylesin. Yeter şimdi. Ben burada oturuyorum Hasan için değil. Ben geciler için, anneler için, babalar için. Ben getir burada oturdu de anneler canlanmasın. Çocuklar ölmesin. Yetim kalmasın. ...1995 yılında İzmir'de tek çocuğu Murat'ı kendi elleriyle götürdüğü karakolda bir daha geri alamayan, yıllardır bu meydanda birlikte mücadele ettiğimiz Hanife Yıldız seslenecek bize. Değerli basın emekçileri, yaz, kış, yağmurda işte hep karımızı çektiniz. Hepinizin emeğine saygı duyuyorum. Ve değerli vicdan sahipleri, 600. haftamıza hoş olmasa da hoş geldiniz diyorum. Ama böyle giderse, bu adaletsizlik devam ederse herhalde biz bir 600 hafta daha burada oluruz ama tabii kaçımız olacağını bilmiyoruz. Ve dünyanın neresinde bu zulümlerle kaybedilmiş, öldürülmüş bütün insanların önünde saygıyla eğiliyorum. Ve aramızda giden annelerimiz ve gencecik Kiraz Şahin Merfu analar da gittiler. Onlara da buradan selam olsun diyoruz. Ve biz 6. haftada da buradayız diyelim. Şimdi ben şöyle düşündüm. Hep konuşuyoruz ya. Konuşmayla bu iş olmuyor. Söz gider, yazı kalır. Ben yazdığım şeyi size okuyayım. Uzun zamandır bizler
bizler neden buradayız? Burada ne düğünde ne de bir eğlencedeyiz. Ey insanlığını yitirmişler. Günler, haftalar, aylar, yıllar. Tam 21 yıl oldu. Göz altında kaybedilen canlarımızın akıbetini öğrenmek ve onları kaybedenlerin yargı önüne çıkmaları için herkes için adalet diye buradayız. 600. haftanın da içindeyiz. Ne mi oldu? O günden bugüne hükümetler değişti. Ne yazık ki her gelen kendinden bir öncekinin suçunu, ayıbını yapılan başka ayıplarla kapatmaya çalıştı. Zalimleri, katilleri yüksek makamlara ve mevkilere çıkardılar. Böyle olunca her gelen de buna dayanarak cezasızlığa, güvenerek insanları kaybetmeye, öldürmeye, öldürtmeye devam ettiler. İşte bugünün hükümetinde gördüklerimiz, Rogozski'de, Gezi'de gördük. O günün başbakanına soruyorlar. Kim verdi bu emri? Göğsü gürlüye gürlüye ben verdim. Ben. Varsa yargılayan gelsin. Tabi adalet yoktu. Yargı yoktu. Bu hükümetin de diğerlerinden eksiği yok. Fazlası var. Öldürmeler evlere kadar girdi. Dilek Doğan evinde bir zalimin kurşunuyla öldü. Davutoğlu başbakandı. Varsa bir hata gereken yapılır. O gereken de yapıldı. Dilek Doğan'ın ailesine soruşturma açıldı. Anlaşılıyor ki bu hükümetin adaleti de insafı da yok. Ne yapalım? Bizlere ithal yargı, ithal adalet lazım. Onlar da övünsün, dursunlar. Biz susmuyoruz, kayıplarımızı da arıyoruz, hesap da soruyoruz. Gözlerimiz yollarda olsa da ellerimiz yakalarında hep olacak, hep olacak, unutturmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Önce anneler çıktılar, sonra çocuklar, sonra torunlar. Biz kuşaktan kuşağa bu meydandayız. Bu meydanın ikinci kuşağı gözaltında kaybedilenlerin çocukları adına Besnat olsun seslenecek bize. Nasıl başlayacağım, ne diyeceğim bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu meydana geldiğimde çok azdık ve çok az kişiye seslenmiştim o gün. Bugün kalabalığız, hep bir aradayız. Olması gerektiği gibi. İkinci kuşak adına söz almak bana düştü. Benim için çok zor. Bu meydanda konuşmak hep zordu. Bugün de çok zor. 600 haftadır bu meydandayız. 600 haftadır göz altında kaybetme insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçtur diyoruz ve bu suçu işleyenlerin görünür kılınması ve yargılanması için mücadele ediyoruz. Annelerimiz, babalarımız başlattı bu mücadeleyi ve 21 yıllık bir mücadeleyi devralmak bize düştü. İkinci kuşak olarak ve üçüncü kuşağı biz büyütüyoruz bugün bu meydanda. Bu onurlu direnişi devralmak ve sürdürmek bizim için büyük bir onur ama bir annenin 21 yıl oğlunun ya da annelerin evlatlarını, eşlerini, çocuklarını, yakınlarını aramaları, bir mezar peşinde koşmaları bu ülke için büyük bir utanç. Ve hepimiz biraz suçluyuz. Bu biraz ağır ama evet öyle. Gerçek bu. Hepimiz suçluyuz. Sustuğumuz için, izlediğimiz için,
Cumartesi anneleriyle 90'lı yıllarda birlikte meydanlara çıkmadığımız için suçluyuz. Çünkü yüz binler olup annelerle bu meydana çıkabilseydik, bir daha hiç kimse gözaltında kaybedilemezdi ve bugün işlenen suçları hiç kimse işlemeye cesaret edemezdi. Hesap soramadığımız için bunları yaşıyoruz. 90'lı yıllarda olduğu gibi hala herkes çok suskun ve hala kötü günler yaşıyoruz. 90'lardan daha beterini yaşıyoruz. Bu suskunluğu, bu durgunluğu ben aklım almıyor, benim ve kabul etmiyorum. Çünkü bu meydanda, 90'larda, en zor günlerde bu meydanda saçlarından tutup sürüklenen annelerin çocuklarıyız. Bu yüzden kabul etmiyorum bunu, bu korkuyu. Annelerimiz korkmadı, direndi en zor yıllarda. Bizim korkmaya hakkımız yok, bizim susmaya hakkımız yok. Korkması gereken biz değiliz. Korkması gerekenler insanları gözaltına alıp işkenceli sorgulardan geçirip gözaltına kaybedenlerdir. Korkması gerekenler şehirleri tanklarla, toplarla yerle bir edenlerdir. Korkması gerekenler insanları diri diri bodrumlarda yakanlardır. Korkması gerekenler Taybet anneyi 7 gün boyunca yaralı halde sokak ortasında bekletip ölümüne sebep olanlardır. Anne karnında daha doğmamış çocukları katledenlerdir. Biz değiliz. Ellerimizde karanfillerle yaşamı savunanlar, bizler değiliz korkması gerekenler, onlar korksunlar. Bu yüzden bu suskunluğu kabul etmiyorum. Korkmanızı kabul etmiyorum. Hiçbirimizin korkmaya hakkı yok. Bu annelerin evladı olarak korkmaya hakkı yok. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz biz. Kayıplar bulunana kadar, failleri yargılanana kadar biz sürdüreceğiz. Ve bu mücadeleyi sürdürmek sadece biz kayıp yakınlarının görevi değil. Hepimiz bundan bir sorumluluk duymalıyız ve hepimiz bu mücadeleye sahip çıkmalıyız. Çünkü cumartesi anneleri hepinizin yaşam hakkını savunmak için burada. Bu ülkenin bütün evlatları için hakikati, adaleti, barışı savunmak için buradalar. Geldiğiniz için teşekkür edemeyeceğim ama bu karanlık günlerde burada olmanız beni iyi hissettirdi, kendimi iyi hissettirdi. Bu karanlık günlerde hepiniz birer umut oldunuz bana. O yüzden hepinizi kucaklıyorum. Bu meydanın torunlarından biri seslenecek size. Bütün torunlar adına Berivan Yurtseven. Merhaba. Ben 27 Ekim 1995'te gözaltında kaybedilen Abdülkerim Yurtseven'in torunu Berivan Yurtseven. Bu meydandan size göz altında kaybedilenlerin torunları adına sesleniyorum. Biz bu meydandaki üçüncü kuşağız. Kuşaktan kuşağa geçen acının, öfkenin, hesap sormanın mirasçılarıyız. 73 yaşındaki dedemin, yürüme zorluğu çeken dedemin Kürt olmaktan başka ne suçu vardı? Dedemin Türkiye'de beraatla mahkemesi sonuçlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ise oy birliğiyle Türkiye hükümeti mahkum edildi. Bütün kayıplarımızın davaları böyle. Memlekette hukuk ve adalet yok. Biz onun için Galatasaray'dayız. Adalet istediğimiz için, barış istediğimiz için, tüm farklılıklarımızla onurlu bir hayat istediğimiz için buradayız. Biz Galatasaray torunları olarak ninelerimizin, dedelerimizin kemikleri bulunana kadar, bir mezarımız olana kadar, onları kaybedenler hesap verene kadar Galatasaray'da olmaya devam edeceğiz. Teşekkür. Bugün Arjantin'de de kayıp yakınlarının sesi yükseliyor. Arjantinli kayıp yakınları da bizimle dayanışma içindeler. Plaza de Mayo anneleri ses kaydı gönderdiler mesajlarını. Şimdi onu dinleteceğiz size. Kısa bir ses kaydımız var. Ses cihazımızda bir aksilik var. Onu daha sonra dinleyelim o zaman.
değerli destekçilerimiz. Biz bu meydanda otururken 21 yılda anneler, babalar, eşler peşine düştükleri mezara ulaşamadan, kurdukları evlatlarının kemiklerine ulaşma düşünü gerçekleştirmeden aramızdan ayrıldılar. Berfu Kırbayır, İsmail Kırbayır, Kiraz Şahin, Zeynep Güney, Şahsenem Cihan, Kemalettin Eren, Baba Ocak, Kesriye Demir, Fatime Taşkaya, Veli Tekin, Zineti Türkoğlu, Asiye Doğan, Ramazan Doğan, İsmail Yedigöl, Cevriye Altunbaş, Fincan Bilgin, Hatice Öztürk ne yazık ki aramızda yoklar. Ama 600. haftamızda buradan onlara sesleniyoruz. Yapmak istediğiniz her şey bizim de yapmak istediğimiz şeylerdir. Kayıplarınız artık bizim vicdanımıza emanettir. Siz rahat uyuyun. Bu haftanın açıklamasını 1993 yılında Urfa Siverek'te kaybedilen Hüseyin Taşkaya'nın kızı Serpil Taşkaya okuyacak. Haftadır insanlığın hem vicdanı hem de hafızası olarak Galatasaray'dayız. Güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan insanların aileleri ve onları destekleyen insan hakları savunucuları olarak 27 Mayıs 1995 tarihinde kayıplarımızı istiyoruz talebiyle başlattığımız barışçıl direniş bugün 600. haftasında. 600 haftadır her cumartesi saat 12'de gözaltında kaybedilen yüzlerce insanımızın fotoğrafını taşıyarak gözaltında kaybetme suçuyla yüzleşilmesi, hesaplaşılması, barışın ve adaletin sağlanması için sesimizi Galatasaray'dan yükseltiyoruz. Talebimiz açık ve net. Gözaltında kaybedilen insanların akıbeti açıklansın. Kaybedenler yargılansın. Bir daha hiç kimse göz altında kaybedilmesin. 600 haftadır bunun için mücadele ediyoruz. Ama 600 haftadır kayıpların bulunması ve kaybedenlerin ortaya çıkarıp cezalandırılmasına yönelik siyasi bir irade ortaya konmuyor. Türkiye'de yargı başta olmak üzere devletin bütün kurumlarının yurttaşın değil, iktidarın hizmetinde olması hukuksuzluğu ve adaletsizliği beraberinde getiriyor. Hukukun üstünlüğünü, adaleti ve demokrasiyi imkansız kılan bu durumun ısrarla sürdürülmesi, kayıplarımıza ulaşma, failinden hesap sorma mücadelemizin önündeki en büyük engeli oluşturuyor. Bu nedenle adında adalet sözcüğü taşıyan bir partinin 14 yıllık iktidarında Türkiye, adaletin ulaşamadığı bir ülke olmaya devam ediyor. Devletin tüm organları Türkiye'nin hukuk devleti olması karşısında direnç gösteriyor. İktidar toplumsal sorunları hak temelli çözmek yerine baskıyla, şiddetle yok sayıyor. Hukukun, demokrasinin ve barışın değerlerini egemen kılmak yerine hukuksuzluğun ve şiddetin bataklığında tüm insanlık değerlerini çürütmek istiyor. Yargının ve iktidarların mağduru değil, faili kollama pratiği sonucunda çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri mahkumiyetine rağmen, meclis raporlarına rağmen kayıp davaları sonuçsuz bırakılıyor. Bu nedenle 600 haftadır Galatasaray'dan haykırıyoruz. Bu topraklarda hukuk yok, yargı yok, adalet yok. 600. haftamız vesilesiyle taleplerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Devletin kaybettiği evlatlarımızın akıbeti açıklansın.
gözaltında kaybetme suçunun faili olan devlet görevlileri üzerindeki cezasızlığa son verilsin ve evrensel hukuka göre yargılanarak cezalandırılmaları sağlansın. Zorla kaybetme suçu Türk Ceza Kanunu'nda insanlığa karşı suçlar başlığı altında düzenlensin. Devlet kendi işlediği suçları kendi soruşturamaz gerçeğinden hareketle gözaltında kaybedilenlerin akıbetini araştıracak özel yasayla yetkilendirilmiş bağımsız bir araştırma komisyonu kurulsun. Zorla kaybetmelere odaklanacak bu komisyon yeterince kaynağa ve etkin bir araştırma için gerekli yetkiye sahip olsun. Türkiye yıllardır imzalamaktan kaçındığı Birleşmiş Milletler'in bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair sözleşmesini imzalasın. Cezasızlık ve adaletsizlik üreten bu sistemin bütününde köklü yasal, idari ve adli değişiklikler yapılsın. Hakikat ve adalet hakkımız yasal güvence altına alınsın. 600. haftamızda devleti yönetenlere sesleniyoruz. Taleplerimiz bizim yurttaşlık hakkımızdır. Bu talepleri yerine getirmek sizin hukuki yükümlülüğünüzdür. Bu yükümlülüğünüzü derhal yerine getirin. 600. haftamızda yargı mensuplarına sesleniyoruz. Yargılama faaliyetlerinizi tarafsız bir biçimde dürüst ve adil yargılanma ilkelerine göre gerçekleştirin. 600. haftamız vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz. Güvensizlik ve korku üreten politikalar karşısında susmayacağız. Kayıplarımızı aramaktan, adalet, hakikat ve barış talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Siz de dünyanın neresinde olursanız olun, insanlık onurunu hedef alan gözaltında kaybetme suçu karşısında susmayın. Çünkü yok edilmek istenen yalnızca evlatlarımız değil, insanlığın hafızası ve vicdanıdır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Hermanas de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mi nombre es María Adela Antocolets y yo soy hermana de un abogado y profesor detenido desaparecido. Les mando, junto con el mensaje que les envía la madre de Plaza de Mayo, Aida Sarti, les mando, decía, toda mi admiración y un fuerte abrazo cargado de deseos de éxito en su incesante búsqueda de verdad y de justicia. Hasta la victoria siempre. Yo soy Aida Sarti, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Saludo por la semana 600 a las madres de la de Turquía. Un abrazo de todas nosotras. Hola, buenos días, estimados SIGDEM, queridas madres turcas, hermanas de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Mi nombre es María Adela Antocolets y yo soy hermana de un abogado y profesor detenido desaparecido. Thank you.
Arjantin'den bu sesleri dinledik. Plaza de Mayo anneleri seslendi bize. Plaza de Mayo anneleri 86 yılında ve daha sonra 4 kez Galatasaray'a gelerek Martes annelerine dayanışma gösterdiler. O zaman Cumartesi annelerine dediler ki, kaybedilen tek mücadele vazgeçilen mücadeledir. Eğer mücadelenizden vazgeçmezseniz siz her zaman kazanan olacaksınız. İşte biz de bu topraklarda Plaza de Mayo annelerinin mirasının devamcılarıyız. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Değerli arkadaşlar, buradan cumartesi oturmalarına uygun bir biçimde sessiz, slogansız, alkışsız bir şekilde, sessiz bir şekilde dağılmanızı istiyoruz. Bugün burada olarak bize güç verdiniz. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Cumartesi anneleri ve Cumartesi insanlarının destekçileri, burada bağlantılı bir şekilde çıkabilmek için bizim görevli arkadaşlarımız koridor oluşturuyorlar. Lütfen arkadaşlarımızın yönlendirmelerini